Ben Belçika'da yaşıyorum. Sizin hazırladığınız takvimle Diyanet'in hazırladığı takvim arasında epey fark var. Özellikle de sabah ve akşam namazlarında. Süleymaniye Vakfı takviminde bir hata mı var, yoksa bilmediğimiz bir durum mu var? Aydınlatabilir misiniz? Eğer bu kardeşimiz vakfımızın sitesinde bulunan yazıları okursa bütün delilleri görür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu takvim maalesef sabah namazı ve yatsı namazı konusunda %100 Kur'an'a, hadislere ve mezhep imamlarına terstir. Doğru olma ihtimali hiçbir şekilde yoktur. Onlar yatsının bittiği vakitte yatsıyı başlatırlar. Seher vaktinde sabah namazı başlatırlar. Yani Ramazan'da sahur yemeğinin yenmesi gereken vakitte sabah namazı vaktini şey yaparlar. Dolayısıyla onların işte Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de mesela bugün sabah namazını kıldıkları vakitte bunlar teheccüd namazı kılıyorlar. Sabah namazını kesinlikle kılmıyorlar. Yatsı vakti bittiği zamanda da bunlar yatsı namazını kılmaya başlıyorlar. Yatsı vaktini bütün mezhepler, mezhep imamlarından sonra sabah namazına kadar uzatmışlardır ki bunun hiçbir delili yoktur. %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Mesela Nur suresinin 58. ayetinde sabah namazından önce ve yatsı namazından sonra diye bir ifade bulunur. Bugün mezheplerde sabah namazından önce, yatsı namazından sonra diye bir vakit yoktur. Çünkü onlar yatsı namazını sabaha kadar uzatmışlardır. Ama bu kardeşimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden İsra 78. ayeti okusun. Orada şunu görecek. Gece karanlığı bastırıncaya kadar namazı kılın diyecek. Karanlığın bastırması demek artık yatsı vaktinin bitmesi demektir. Bunlar ezan okumaya başladığı zaman karanlık bastırmış olur. Ama kutup bölgelerine gidildikçe ki zaten çıksın baksınlar. Kutup bölgelerine gidildikçe yazın bir takım değişimler olur. O ayrıntılı bilgiler de yine bütün ayrıntılarıyla bizim sitemizde bulabilirler. Yani Diyanet'in uyguladığı namaz vakitlerine göre yatsıyı kılarsanız yatsıyı kılmamış olursunuz. Sabah namazını kılarsanız sabah namazı yerine teheccüd kılmış olursunuz.